Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Merhaba dostum. Bu bölümde ikinci büyük Pro Duo turnuvasını yapacağız. Geçenki yaptığımız turnuva çok iyiydi. Videosunu da zaten izlemişsinizdir. Şu anda ikincisini gerçekleştiriyoruz. Odaki arkadaşlarımızı belirledik. Şu anda yine Excel'imiz her zaman olduğu gibi hazır. Burada birinci maçı seçtik. Arkadaşları buradan belirledik. Tek tek girdik. Çekilişli otomatik olarak belirlendi. İlk maçı yapacağız şimdi. Mağara arasını YouTube yayının YouTube canlı yayındaki arkadaşlar ankette oyladılar bu harita açılsın diye. Hazıra basıyoruz ve giriyoruz. Biz direkt Alp'le ortaya gideceğiz. Bizi istedikleri zaman öldürebilir ama bu sefer daha hızlı gideceğiz ortaya. Hiç yük falan almayacağız. Oho Star Shell'i da. o güzel. Baz var, bo var. Hemen şöyle hızlı 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 hızlı. Normalde oyun modunu kullanmıyorum şu an ondan çok iyi mouse hareket ettiremiyorum. Şöyle ortaya doğru gittim. Şu an burada bekliyoruz alple. Bizi öldürebilirler. Öldürdüler. Agent'i Musa oraya bir mayın geldi. Dört yük oldular bir anda. Hemen geriye gelelim. Özellikle bunu yapıyoruz ki biraz daha ortalık karışsın. Mücadele daha iyi olsun diye. Kolix yukarıda aksuarını bastı. Aşağıda Shelly var, arkadaşı takım arkadaşı. Agent'i ve Musa içeride, Bo ve Shelly ee, gücü almışlar. Yukarıda Atahan ve Ronier sağ yükleri aldılar büyük ihtimal 4 yükü kadar ulaştılar. Mezal Talha ve Megzi de solda. Onda 4 yükü var ha Megzi öldü ha okey. Megzi öldü. Ejin ve Musa içeride orayı gördüğünüz gibi bayağı koruyorlar. Bir tane çıkışa mayın atsalar beni çok daha iyi olabilir. Ortada mayın olması belki çok işe yaramayabilir. Çembe aşağıda sağda Ronier ve Atahan zorlamaya çalışıyor. Burada Grom mantıklı. Ha süperi boşa gitti. Kolix az canı var. Oradan çıkamayacaktır büyük ihtimal Shelly'ler zorluyor onu çünkü. Süperi var Ronier'ın. 4 yüklü Altan yukarı yukarıyı zorlamaya çalışıyor derken Kolix son anda gitti. Musa ve Ejin içeride. Megzi, Talha onlar da içeri girmeye çalışıyor. Bakalım mücadele nasıl gerçekleşecek. Hani ben olsam soldakileri değil de içeriye biraz daha ee, saldırmaya çalışırdım. Çünkü içerinin hakimiyetini almış olan iki tane takım var. Süper geldi orada Rönüür'dan. Çok enteresan. Çünkü süperini ben içeriye kullanır diye düşünüyordum. Aha. Atahan Ubeyde'nin de aksesuarı var. Ona güveniyor. Ben onu komple unutmuşum. Süperi nereye attı? Süperi sola attı. Agent'i keşke süperi orada bozmasaydı. Ronier'den güzel bir süper geldi. İçeriye bakalım koruyabilecekler mi? Canı çok azaldı Atahan'ın. Biraz geriye doğru geldi. Solda Musa süperli bir suikast girişimine bulundu. Agent'i yukarıdan yine zorlamaya devam ediyor. Bakalım bu sefer mayınları... Aktif kullanabilecek mi derken çok güzel mayına oturdu Musa süper bir aksesuarla içeriği almanın avantajını kullandılar. Orada orada Atan Ubeyt ve takım arkadaşı sol tarafa doğru saldırmak yerine onlarla takım olup içeriye saldırabilselerdi bence çok daha güzel olurdu. İyiydi güzeldi. İlk maç için bence gayet güzel. Ee, hoş bir maçtı. Mücadeleci rekabetli bir maçtı. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. Bakalım ikinci maçta ne olacak hangi artık olacak arkadaşlarımız. Evet şu anda ikinci maçla birlikteyiz. Aday işgalini belirledi bizim chatteki arkadaşlarımız. Şu anda da maçta olan kişileri sizlere göstermek istiyorum. Efecan, Can, God Free, Mr. Last Alpha Kurt, Berke, Hex ve Mücahit odadalar. Aday işgali. Bakalım nasıl olacak? Biz ne yapıyor? Ortaya gideceğiz. Ben yine e Mortis aldım. Aa orta birisi var. Geçen orta doğmuştuk hatta. Geçen bu şeyi yaparken. Abi alanları kalanları kalıcı mı diyorsun? Evet ya ağır bilek ya da ya da şey 10 tane hediyelik. 10 tane hediyelik çok daha iyi olur. Ortaya geldim ve bir anda öldüm. Aynen. Volkan da ortaya doğru geldi. Hepsi ortaya geldi. Şimdi burada taktik de yapmak lazım. Hani ben ortaya gidiyorum diye direkt ortaya gelmenize de gerek yok. Eğer orada sizin kutlar varsa. Oğlum çok garip adam Willow aldı. Troll mü yapıyor acaba? Freak tar oynuyor. Yo baya baya oynadı. Baksana yukarıya baya Hasa verdim. Cordelius ve Cordelius'e bu oynuyor. Bizim Volkan ve Mücahit de çok garip. Haritada dolaşan kimse yok diyecekken ki, ha Efecan Apple ve gaz geliyor yukarıdan. Bo ve Tara Horus Bo. Aa sağ... Oy arkasından da geldi. Arfa kurtlar arada kalabilir. Mücahit sağda 5 yükü var. Volkan öldü Sekiz yük oldu. Berke ve kurt. Soldan da aha Mayna oturmadılar. Bir tanesi oturdu. Aha Mücahit gitti. Volkan ve Mücahit elinin ikinci takım oldu. İlk başta güzelinmiştik zaten. Freekorda Perlus var, Fakurt. büyükleri var. Hiç de favori de değil, favori de değiller ama. Aşağıdaki diğer takım ne yapıyor? Dolanıyor mu hala yukarıda. En uygun anın bekliyorlar yoksa. Süper olsa Efe canım belki bir şeyler yapabilir ama şu an onun da süperi yok. Şu an Frick aşağıda 10 yükleri var. Süperi attı Godghost'a. 2-3 yük oldu. Ama Perlus soldan geliyor. Aksesuarı yapıştırdı. Süperi yapıştırdı. Şu an yukarıdaki iki takımda çok zor durumda. Alfa Kurt sıkıştırmaya devam ediyor. Frick'in 3 yükü var. Perlus sonuna kadar geldi. Ve bu maçı Alfa Kurt ve Perlus kazanıyor. Bo ve Şili. Yükleri aldılar, içeri geldiler. Sonra dışarı çıktılar biraz. Orada bir dolandılar. Tam iki takım Alfa Kurt ve e, araya alacakken orada Volkan öldü. Arkadaki takım da daha sıkıştıramadı çünkü oraya mayın attı Alfa Kurt. Onun da çok büyük etkisi oldu. İkinci maçı da bu şekilde bitirdik. Hadi bakalım şimdi üçüncü maçtayız. Evet değerli arkadaşlar üçüncü maçla birlikteyiz. Çift hesaplaşma bolluk ve kıtlık haritasını seçti bizim çok değerli Yüce Chat. Karar böyle çıktı e, hoşuna gitmeyen bir sürü insan var ama böyle karar çıktığı için bolluk ve kıtlığı oynuyoruz. Arkadaşlarımız savaşlarını seçtiler. Hazır atıkladım ve görüyoruz. Hadi bakalım. Çok değerli bir O emzi Üç, he, bütün takımda emz var. Emz bas, emz dak, emz bu. Orada bekliyoruz abi. Orta bekliyoruz. Bu haritanın zaten... Aha! Aras ve Gökdeniz çok yakın. Aras ve Gökdeniz gitti mi yoksa? Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Hala gitmedi. Hala gitmedi. Aras dışarıya doğru çıkıyor. Gökdeniz de 4 yük aldılar. İçeride Jedi ve Melih var. Dag ve Emz almışlar. Reji aşağıda. Tired. bazı takım arkadaşı. Yukarıda Kemal yükü yok. Kemal üzgün. Kemal üzgün. Kemal'in arkadaşı yok. 8 yüklü olmuşlar. Aras ve Gökdeniz. Çok tehlikeliler şu anda. Çok tehlikeliler. E, ee, Jedi ultiyi bastı. İçeriye vermez belki bir şanslar olur derken orada mayınların hepsini oturdu. Meli hepsini patlattı. Aras ve Gökdeniz biz artık burada varız diyorlar. Çünkü çok güçlüler. Çok güçlüler. Emz <laughs> ve Boy ile birlikte yok ediyorlar. 15 kişi canlı izliyor. Çekilişi ne zaman yapacağım? Brawl TV'de. Şey Brawl Talk'ta. Çekiliş Brawl Talk'ta olacak. Vrej ve Tahir aşağıda. Sağda Meli ve Cedi bekliyor ama hani bir şey olur mu orada? Bir sürpriz. Erdeki solda. Kemal yukarıda. İçeriye almışlar. Gazın gelmesini bekleyecekler. Başka zannedersin yapacak bir şeyleri yok gibi duruyor. Emz3 yükle yukarıda bekliyor. Bas solda. Bakalım ilk içeriye kim girecek? Vrej'i 6 yük oldu. Kimin öldüğünü de görmedim orada. Diğer takım öldü. O da gitti. 12 yük. 13 yük. Evet. Burada bir şey olabilir mi? Abi bir anda iptal oldular şu an. Çok tehlikeliler. Buradan kazanmaları. Bir mucize. Bir mucize. O da olur mu ki? Çok zor. Gökdeniz ve Aras. Bu maçı kazanan kişiler oluyor. Yani yükü fazla aldıysanız. Ve içeride de bir şekilde bekliyorsanız. Yani kazan kaybetmeniz çok zor. Eğer içeriden çıkmazsanız. Kaybetmeniz gerçekten çok zor. Bütün arkadaşlara Katıldıkları için teşekkür ederim. Bütün arkadaşlar odadan da gönderiyorum bu arada. Ben de çıkıyorum en sonunda. Güzeldi. Biraz şans mapi ama arkadaşlar bunu uygun gördü. Yapacak bir şey yok. Kazanan arkadaşlarımız burada. Onları da hemen üstünü boyayalım. Bir sonraki tura yani son olan final maçına çıktılar. Onları da böyle yeşil yaptık. Şöyle hemen son durumu anlık olarak videodaki arkadaşlara da gösterelim. Alfa Kurt, Berke, Gökdeniz ve Aras. Son takım. son son, son takım arıyoruz. Bakalım kim olacak. Dördüncü maçta görüşürüz. Evet şu anda dördüncü maçla birlikteyiz. Çift hesaplaşma asit göllerini belirledi bizim yüce chat. E, <laughs> bu sefer kafalarda koymadık. Arkadaşlarımız da bu şekilde hazır verdik. Bakalım ne olacak? Biz yine ortaya gireceğiz. Bir kişi hazır vermedi. Iron Man o da savaşları son bir kez daha baktı. Hadi bakalım. Hemen hızlıca içeriye doğru geleceğiz. Karakterlere bakalım. Carl, Eve, Eve bütün takımlarda var ama Order ve Kurov. Brock ve Karl almış garip. Hızlıca içeriye giriyorum ben girdim. Ortak yükü alanlar hepsini alıyor zaten. Baya baya götürüyor. Yakup içeriye geldi Luffy ile birlikte. No Kurov dışarıda. Hadi bakalım heyecanlı bir şeyler olacak mı orada? Order dışarıda. No Kurov. Yükü fazla olan takım 2-4. Serhat güzel. Serhatların yükü fazla. Iron Man Serhat 6 yük oldular. Sağda bir tane var. 7 yük. Çok güçlüler. Çok güçlü oldular. Luffy. Mehmet'le orada kapışıyor. Yakup aşağıda. Yakup'un takım arkadaşı Luffy. Mehmet arkadaşı Legend öldü. 11 kişi maçı izliyor içeride. Doğrudur yukarıya doğru böyle bir ateş yaptı. Bakalım kime darlayacaklar. Evet Serhat ve Iron Man'in saldıracak olduğu takım. O oyunun kaderini belirleyebilir. Takım olmaya çalışıyorlar ama Hani özellikle öyle takım olmaması gerekiyor. Çünkü yukarıda onlar bir yüklüyse onlara saldırmaları gerekiyor. O takımlaşma olmayacak. Biz şu an bir takım dışarıda kaldıysa onu kesebilirler. Onu öldürebilirler. E, ee, Luffy'ye orada bir saldırı var. E, ee, Order ve Nokurov. Takım ol takım olamaz. Takım olamaz. Dokuz yüklü yukarıda dışarıda kaldı. Ee, onların yükü fazla. Bakalım. Nokurov Yakup'a ateş ediyor. Çok fena. Iron Man orada. Öldü. Dwarder çok güzel atışları tutturdu. 13 yük oldu Serhat. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak. Tek kaldı. İki tane yükü fazla olan oyuncu çok daha iyiydi. Arkadaşı öldü. Iron Man. Serhat şu anda Iron Man hayata hayatı gelmesini bekledi. Legend içeride bekliyor. Yükü olmayan iki takım neredeyse. Nova Mehmet Iron Man'i kesti. Serhat zor durumda mı yoksa? 14 yük var içeride bekliyor. Serhat şu anda zor durumda. O kadar yükü vardı. Şimdi bir anda dışarıya çıktı. Doğru olanı yaptı. içeriye girmemesi lazımdı zaten. Şu an Nova Mehmet ve no Serata Serhat'a oynuyorlar yükü fazla olduğu için. Güzel fakelerle oradan çıkabilir. Solda ordur. Yakup'un takımına saldırıyor aşağıda. Legend ve Nova Mehmet. Iron Man'e saldırmaya devam ediyor. 14 yük. Can 380. Can dolduracak mı Serhat? Çok az canı var. Birkaç atış şişe yaparsa. 4500. İçeride bekleyen takımları görüyorsunuz. Derken gazı öldü. O kadar yüklü oyuncu gitti. Iron Man'in orada order ölmesiyle büyük bir avantajı kaybettiler. No Crow ve Ordu ordur. İçerinin hakimiyet alırken Luffy tekrar geri döndü. 6 yüklü Order yoksa Luffy mi? 4 yüklü. 300 can. 300 can. Son anda bir şeyler gelecek mi? Luffy son anda kazandı. İnanılmaz. İnanılmaz. İşte Ivin süperi. İşte Ivin gücü. Çok güzel maçtı. En sondaki Luffy'nin süperi. Ivin süperi çok fena oyunu döndürdü. Iron Man'in orada Doordur'a Do ölmesi. Geriye kalan zamanda Serhat'ın içeriye girip tekrar dışarıya çıkarken aksı kaybetmesi ve almış olduğu hasar. Hepsi ama hepsi oyunu etkileyen önemli etkenlerden bir tanesiydi. Dördüncü maçta bittiğine göre artık final maçına geçebiliriz. Final maçına da şu şekilde hemen... Eee... The Order, No Kurov, Luffy, Luffy Yakub. Luffy Yakub'u boyuyoruz ve Luffy Yakub'u da getiriyoruz. Finale koyuyoruz. Finalde kimler var? Musa Ejini, Alpha Kurt, Berke, Gökdeniz Aras ve Luffy Yakub. Hadi bakalım. Final maçında görüşürüz hepiniz. Final maçına kadar hoşçakalın. Bay bay. Final maçıyla birlikteyiz. Evet final maçı geldi. Şu an gördüğünüz gibi Yakub, Luffy, Gökdeniz Aras, Musa Ejini, Alfa Kurt ve Perlis. Çifte bela haritasında mücadele edecekler. Biz yine ortaya gireceğiz. İkimiz de Mortis aldık ama diğer takımlar tabii ki farklı karakterler alacaklar. Bu final maçı kazanan takım 50-50 toplam 100 TL'li kol alacaklar. Karakterleri görüyorsunuz. Carl oldukça burada alınmış. Ben de aldım. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Alp'le yarışıyoruz. Hadi bakalım. Şuradan girsek çok daha iyi olur. Şuradan girdik ortaya. Gökdeniz, Markorex, Yakup, Luffy, Musa Ejini. Çok az canları kaldı. Gökdeniz 6 yük oldu. Axe bastı bakalım içeriye çıkabilecek mi? İzle diyoruz. Hala daha elenmedi kimse. Evet. 7 yüklü Gökdeniz. Süper oradan çıkıyor. Aras solda 7 yükü var. Çok güçlüler. 4 yüklü, 4 yüklü Ejini ve Musa takımı. Alfa kurt aşağıda Max aldı. Luffy, Mr. P takım arkadaşı Yakup. Bakalım neler olacak. Aras ve Gökdeniz şu an çok favoriler. Meizi. Bayağı güçlü bir savaşçı burada. Yani hiç belli olmaz. Alfa Kurt Max çok güzel oynuyor. Ben biliyorum. Oo, yine canı gitti. Musa Ejini. Hani 8 yüklü takım. Çok sıkıntı olabilir. Eğer birinci olmak istiyorsa bir takım onlara da oynamaları gerekiyor. Bakalım nasıl yapacaklar. Yukarıdaki Lüf ve Yakup oynuyorlar. Belki oradan bir yük alırsak diye düşünüyorlar ama. Şu an Gökdeniz evet Musa geldi ama dışarı çıkacak mı? 4 yükü var. Canı çok az derken Alfa Kurdor'a harika bir şekilde geldi. 5 yük oldular. Bu sefer de Gökdeniz aksesuarıyla geldi. Madem sen ona saldırın ben de sana saldırıyorum derken. Gökdeniz 500 can. Yakup da bir aksesuar attı. Neler oluyor burada? Gökdeniz gitti. Yakup'un yükü artık 5. Aras öldü. Gökdeniz gitti. En favori olan takım. En favori olan takım işte sonuna kadar beklemenin gücü. İnanılmaz Luffy ve Yakup. Yakup, Luffy. Kazanan takım. İnanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz. Bütün arkadaşları tebrik ederiz. Ben diğer arkadaşlar oradan göndereyim. Tebrikler, sonsuz tebrikler. Kavga oluyorlar çünkü. Kavga oluyor burada çünkü hemen hemen atayım hiçbir görüş olmasın. Çok garipti. Ya bu maçın tekrarını bir izleyelim. Maçın maçın tekrarını izleyelim abi. Bu maçın tekrarı izlenecek. Bu neydi ya? Adamların yükü yoktu. Yakup ilk başta öldü hatta. Bir Karl aksesuar atıyor, süper atıyor. Diğer aksesuar atıyor, süper atıyor. Final maçı mıydı bu neydi ya? İnanılmaz. Mesela bir aksesuar orada Musa attı geldi. Biz içeriye geldik. Gökdeniz orada. Hemen aldı orayı topladı. Yakup'u istiyor. Alt yükü var. Aras nerede? Aras o esnada dışarıda olması lazım. Yukarı gitti. Yükleri aldı. Yedi yüklü Aras. Perlus Berke geldi. Bir iki tane vurdu. Öldü. Şu an 8 yüklü. Tank gibi iki tane takım. Yukarıda üç yüklü Luffy var. Aşağıda dört yüklü Ejini ve Musa alfa kurt aşağıda. Yakup yeni doğdu. Bakın şu an Musa ve Ejin'i olabildiğince Yakup ve Luffy oynamaya çalışıyor. Aşağıda da alfa kurdu Perlus. Sol takımdaki Gökdeniz ve Aras'ı oynuyor. 8 yükleri var. Çok güçlüler. Aşırı güçlüler. Ama ne oluyor da maç bir şekilde dönüyor. Oraya ben dikkat etmeye çalışacağım. Bir tane hasarı yedi. Alfa Kur Süper Basip orada bir baskın yapmaya çalışacak. Yukarıdakileri hala daha darlamaya devam ediyorlar. Luffy orada aksesuarını bıraktı. Şey, Ejin'in geldi. Mesela şu an Musa bir süperini attı orada dışarıya doğru çıkarken Alfa Kurt'unu kesti. Şu an burada bir ortalık karışık. Gökdeniz bu karga ee, kargaşayı görerek bir tane de o attı derken. En sonunda 800 canı kaldı. Yakup da Gökdeniz'e aksesuarı attı. Süperle geldi. Yakup burada yükleri cukkaladı. Aras yukarıda Luffy'yi ölüyor. Ben burayı kaçırdım. Aras'ın süper ve bir aksesuarı biraz boşa gidiyor. Gökdeniz burada aşağıya atak yapmasaydı Aras bu kadar zorlanmazdı. Aras da süper ve bir aksesuarı biraz daha iyi ataydı. Çok daha güzel olurdu derken zaten aşağıda gördüğünüz gibi Yakup Gökdeniz'i kesiyor. Lüfi de burada Aras'ı kesiyor. Şu an sonda Perlius iki yükü var. Ama ne yapacak Yakup da onu kesti derken artık maç bu noktada bitti. Yani Yakup çok iyi kolladı orayı. Eğer Aras süperini ve aksesuarını çok daha güzel atmış olsaydı Maze ile maçı mutlaka Luffy'yi keserek çevirebilirdi. Zaten maç onlardaydı çeviremezdi gücünü korurdu ama gördüğünüz gibi bu şekilde maç sonuçlandı. Çok iyiydi. Katılan herkese yine teşekkürler. İkinci pro duo turnuvası bu şekilde sona eriyor. Üçüncüde de görüşürüz. Hoşçakalın.